Arkadaşlar günaydın. Evet. Hemen de yandı. Ayım. Hemen de söndü. Çok rüzgarlı. İçeri o kadar rüzgarlı ki inanılmaz. Benim bunu üfletmem. Ben çakma üfleyeyim o zaman. Ya üstüne eğleniyorum. Ben şöyle yapacağım. Biri dışarı. İçeride üfleyip geliyoruz hemen. İçeride üfletip geleceğiz. Çok güzel. Ben bunu kullanamam ki. İmkanı yok, kullanmam ben bunu. Aslan'ımla sizi tanıştırmak Merhabalar. İstiyorum. Kanalına takip etmeyi unutmayın. Böyle bir sürü öneri gelsin. Arkadaşlar günaydın. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Her şey herkes için muhteşem geçiyordur bugün. Şimdi sizi çok keyifli bir atölyeye getirdim. İhsan Stüdyosu. Bakın sesimdeki enerjiye ve böyle heyecana. Bunu çok seviyorum. Bu heyecanlı işleri çok seviyorum. Sabun yapmak istedim. Ve böyle arattırdığım zaman Google'da çok keyifli, çok başarılı atölyeler düzenleyen bir atölyeyi seçtim. Dolayısıyla hemen buraya gelmek istedim. İçeride bıcır bıcır tatlış konuşan Aslı Hanım'la karşılaşacağız biraz sonra. Ve neler yaptıklarını ayrıntılı bir şekilde size anlatıyor olacağım. Bir de workshop deneyimimiz olacak. Bakalım sabun yapabilecek miyim? O süreç zaten sizi çok keyifli hissettiriyor. Dolayısıyla bunu size yaşatmak istiyorum. Hadi şimdi içeri girelim. Merhabalar. Aslı Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Arkadaşlar selam tekrar. Aslı Hanım'la sizi tanıştırmak Merhabalar. İstiyorum. Çok geniş, çok tatlış bir stüdyosu var. Tekrar söylediğim gibi, dışarıdan da gösterdiğim gibi içerideki bütün ürünleri de biraz sonra göstereceğim size. Ama ondan önce bir Aslı Hanım'ı tanımak istiyorum. Evet. Aslı Hanım buyursunlar. Aslı Hanım kimdir? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Aslı. 3 senedir bu işi yapıyorum. Aslında iletişim mezunuyum. Yeni medya ve gazetecilik okudum. Fakat hep kendime ait bir iş yapmak istiyordum. Ailem de beni bu alanda çok desteklediği için daha mezun olmadan işimi kurmuş oldum aslında. Evet, tam dün 3 sene oldu. Süper! Aslında biz resim workshoplarıyla yola çıktık. Çünkü ben kendim zaten yapıyordum ve çok seviyordum. Ve bana da çok iyi geldiğini biliyordum. Bu yüzden de düşündüm ki kendi işimi nasıl yapmalıyım? İnsanlara iyi gelecek bir şey yapmalıydım. Bana iyi gelen bir şeyin başkalarına da iyi gelebileceğini düşünerek aslında bir sanat stüdyosu kurma fikriyle yola çıktım. Tabii ki zamanla yanına pek çok farklı etkinliğimiz eklendi. Bugün yaklaşık 15-16 farklı dalda günlük ve aylık etkinlikler, atölyeler düzenliyoruz. Hem çocuklar için, hem yetişkinler için, hem kurumsallar için, doğum günü workshopları, işte özel gün workshopları vesaire pek çok farklı etkinlik yapıyoruz. Burada da hem workshop alanlarımız var, hem de bir konsept store'umuz var. Çünkü her eğitmenimizin de kendi markası var aslında. Ve hepsi el emeği ürünler üretiyor. Ve biz bunların hem satışını yapıyoruz, hem sergiliyoruz. Hem de aynı zamanda gelip bunları kendiniz yapabiliyorsunuz. Böyle bir stüdyomuz var açıkçası. Süper. Peki evet. İşyerliğin daha çok böyle rağbet ettiği, en çok böyle size talep olarak gelen workshoplarınız hangileri? Şöyle, aslında biraz daha sabun ve mum ve seramik özellikle biraz daha ilgi görüyor. Çünkü hepimiz küçükken mutlaka bir resim geçmişimiz oluyor okul sebebiyle. Evet. Fakat işte bu sabun, mum, seramik, bunlar biraz daha hiç yapmadığımız ya da işte acaba nasıl yapılıyor dediğimiz farklı etkinlikler. Dolayısıyla onlar biraz daha ilgi görüyor. Hem çocuklar için hem kurumsallar için bu arada. Süper. Evet. Ne kadar sürüyor peki bu sabun workshopu? Şöyle, stüdyomuzda 2-3 saat sürüyor diyebilirim. Tabii ki katılımcı sayısına göre de süremiz çok değişebiliyor. Ama biz farklı özel kurumsal ya da özel doğum günü workshoplarında süreyi tamamen grubun isteğine göre belirleyip workshop içeriğinde ona yönelik güncelleyebiliyoruz. Süper. Ben de sabun workshopu için buradayım arkadaşlar. Evet. Diğer workshoplara da gözüm kalmadı değil. Biraz sonra şu konsept ürünlere de bir bakacağız. Hepsi dediğiniz gibi hocam böyle hani yanlarından şöyle bir geçtim, bir baktım. Özel isimlerin ürettiği, özel sanatçılar ürettiği ürünler. Bir gelip en azından konsept stüdyoyu dolaşalım istiyorum. Önce bir dolaşalım. Bir de merkezi bir yerde. Evet, Bostancı'dayız. Ulaşımımız çok rahat. Bağdat Caddesi'nde yürüme mesafesindeyiz. Minibüs Caddesi'nde yürüme mesafesindeyiz. Bizim için de çok keyifli oluyor. Hemen hiç arada bir mola caddeye gidip gelebiliyoruz. Müthiş keyifli oluyor. Çok keyifli, çok ferah. Teşekkür ederim. Bir alan burası arkadaşlar. Muhakkak bir uğramanızı isterim. Evet, şimdi beklerim her zaman. Evet, süper. Şimdi konsept stüdyosunu şöyle bir dolaşalım. Ardından da workshop'a gideceğiz. Evet, hadi gelin bir tur atalım. Hadi.
Merak ettiğim konsept ürünlere gidiyoruz şimdi. Evet. Burada seramiklerimiz var. Dilerseniz tabii ki dediğim gibi gelip kendiniz de üretim yapabiliyorsunuz, yapım tekniklerini öğrenebiliyorsunuz. Aha. Ya da buradan eğitmenlerimizin markalarından kendiniz için ya da arkadaşlarınız için hediyelik ürünler seçebiliyorsunuz. Yani workshoplarda bunlar üretilebiliyor değil mi? Tabii aynen öyle. Tabii ki hepsi el emeği olduğu için bizim için çok kıymetli ve özel hediyeler bence. Aynen, süper. Burada biraz daha el işi rafımız var. Mesela punch örneğimiz var. Yine punch workshoplarımız çok keyifli, çok seviyoruz. Bu punch'ı yapabilmek için ne kadar süre gerekiyor? Yani punch workshopumuz da 3 saat aslında ve 3 saatte öğreniyorsunuz. Buradaki tüm etkinliklerde gün sonunda yaptığınız şeyi öğrenmiş olarak buradan ayrılıyorsunuz. Süper. Burada da yine en sevdiğimiz yerlerden biri. Öncelikle malalarımızdan bahsedeyim malalar size. Gelelim. Bunların hepsi doğal taşlarla yapılan özel malalar, özel niyetlere yönelik yapılıyor. Mala workshopumuz da... Çok güzel görünüyor, ona bakabilir miyim? Tabii ki. Mala workshopumuz bizim favorimiz zaten. İnanılmaz. Çok çok özel bizim için. Aynı şekilde mala ürünlerimiz de. Yine burada Miyuki'lerimiz var. Biraz azaldı. Bunları annem yapıyor. Ama birazcık azaldı şu ne anda dedik stoğumuz. Bunların adlarını? Miyuki. Miyuki. Evet. Okay. Ben size şimdi tütsülerimizi anlatayım. Tamam. Çünkü bizim favorimiz. Şöyle buyurun. Burada Adachi tütsülerimiz var, Palo Santo'larımız var. Ha, yoga yaparken Palo Santo yakmıştı. Müthiş. Tuğçe'ye buradan selam olsun. Müthiş. Palo Santo siz gelmeden de yaktım az önce. Onun için mi buranın enerjisi evet, çok güzel? Aynen. Çünkü biz devamlı olarak tütsü yakıyoruz ve çok seviyoruz. Arkadaşlar buranın gerçekten müthiş bir enerjisi var. Hem böyle alan da çok geniş. Aslı hocam evet, değil mi? Evet, dolayısıyla evet. Onun da böyle bir etkisi evet. Var yani. Camlarımız da büyük ve fazla olduğu için ekstra fazla ışık ve... evet ışık içeride. Aynen. Işık içeride yaşayan bir mekan belli. Aynen. Evet aynen öyle. Burada böyle farklı yine bunların da hepsi el yapımı. Yine workshop'u var. İster gelip kendiniz yapabiliyorsunuz. O ne kadar sürüyor Aslı hocam? Tütsü workshop'umuz 2 saat sürüyor. Hı-hı. 3 tane tütsü yapıyoruz orada. Aşırı keyifli. Yani kendi yaptığınız bir şeyi kullanmak çok daha başka bir keyif. Bu kesinlikle. Arada ona emin olabilirsiniz. Hayatı çok daha böyle kişiselleştiriyorsunuz kesinlikle. Değil mi? O çok önemli. Kesinlikle. Yani hele kendi yaptığınız bir seramik fincandan kahve içmek müthiş bir değil şey mi, ya. Değil inanılmaz. Mi? Şimdi bir Aslı Hanım'ı takip edelim, bizi workshop odasına götürecek. Evet, hadi gelin bakalım. burada bir odamız var. Ama bizim asıl çalışacağımız oda ileride oraya gidelim. Bugün sizin için özel olarak hazırladım. Şöyle buyurun. Sabun workshop için masamız hazır. Süper. Bunlar kokular mı? Evet, onlar kokularımız. Süslemek için baharat ve bitkilerimiz. Renklerimiz, simlerimiz. Allah'ım çok tatlı. Tırnaklarımız da çok uyumlu olacak. Onlar da çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli. Hemen bir öyle konuşlanayım evet, ben. Süper. Şimdi ben ilk önce size workshop'un işleyişinden bahsedeyim. Tamam. Neler yapacağız biz bugün onu anlatayım. Tamam. Sonrasında malzemelerimizi anlatacağım. Yapacağız. Sabunlarımızı yaptıktan sonra bir yarım saat kadar donma süremiz var. Hı-hı. O sürede de ben size malzeme temini için bilgiler vereceğim. Arkadaşlar orada sabun eritiliyor. Bir bakalım. Çok yakışıyor. Full opak baza tamam. Bir renk veriyoruz. Mesela örnek veriyorum. Genelde en çok tercih edildiğini söyleyeyim size. Lavanta esanslı, mor rengi, içine de full lavanta baharatı. Arkadaşlar şimdi minik bir kahve molası veriyoruz. Çünkü çok güzel oldu sabunlarımız ve onların evet. Soğumasını bekliyoruz şu anda. Yarım evet. Saat kadar vaktimiz evet, var. Evet, tam yarım saat donma süresi var sabunlarımızın. Bu toplamda ne kadar sürüyordu hocam? Workshop içeriği aynen. Aslında kişi sayısına göre değişiyor ama genelde 2 saat sürüyor. 2 saat. Evet. Muhteşem bir vakit geçirmek için çıkın evet. Çıkın gelin arkadaşlar. Aynen, gerçekten aynen. Çok keyifli. Teşekkür. Peki hocam şeyi merak ediyorum şimdi. Buraya gelen öğrencilerin ya da kursiyerlerin sonrasında kazanımları ne oluyor? Burada nasıl vakit geçiriyorlar? Biraz böyle öğrenmek isterler. Evet. Nasıl çalışmalarınız oluyor? Aslında şöyle anlatabilirim. Genelde çoğu katılımcımız biraz daha gerçekten stresli hayatından uzaklaşmaya geliyor. Ve buradan çıkarken de gerçekten şunu görüyorum.
biliyorum. Böyle rahatlamış, üzerinden bir yük kalkmış bir Eda'yla zaten çıkıyor. Hı hı. Ama çok fazla da burada öğrendiği şeyleri ticarete çevirip marka kuran insanlar var. Yani şöyle söyleyeyim, katıldığımız bir festivalde bir bakıyoruz ki yan standımız mesela bizden eğitim alıp markasına kurmuş. Yani müthiş bir şey yani. Biz de çok şaşırdık mesela. Bunun olması, ben hiç şaşırmadım. Evet. Çünkü neden? Siz böyle bütün ayrıntılarıyla paylaşıyorsunuz. Hatta istiyorsanız not alın diyorsunuz. Evet, evet. Hani gramajıydı, bütün ayrıntılı özellikleri. Yani sadece kesinlikle. Sadece ders esnasında değil, dersten sonra da katılımcılarımız bize ulaşabiliyor. Sürekli böyle bir iletişim halindeyiz her katılımcımızla. Olumlu olumsuz her şeyde zaten bize istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla da işi ticarete dökenler, marka kuranlar olabiliyor. Aslında dolayısıyla bu şekilde de pek çok insan hayatına dokunmuş ve iz bırakmış oluyoruz. Bu arada iz de buradan geliyor. Evet. Aa, bu arada evet. Fark etmedim değil. Evet. Var ya, burada dönmesi var. Çok tatlı iz. Aynen. O zaman bu şekilde bir bağlılıkla herhalde başarıya kesinlikle gidiyor değil mi? Kesinlikle. Yani şöyle, kendi işi olanlar beni anlar. Yani benim için burası deyim yerindeyse doğurmadığım bebeğim. Yani ben gece gündüz uykumda bile burayla uyuyup uyanıyorum güzel, yani. Güzel, güzel. Dolayısıyla da çok fazla severek yaptığım için de enerjisi çok yüksek bence. Bu da gelenlere de çok yansıyor. Kesinlikle fark ediliyor zaten. O enerji fark ediliyor yani. Aynı zamanda eğitmenlerimizle de artık çok dost olduk. Hepimiz çok yaşıtız zaten. Yaşlarımız çok yakın ve ekibin içinde herkes kendi kendini bir yerlere getirmiş kişiler. Ve hepsi böyle kendilerince bir şeyler öğrenip bunu hayata dökmüş kişiler. Bu yüzden çok daha iyi anlaşıyoruz. Çok da eğlenceli bir ekibiz zaten. Burada workshoplara gelenler bizi bilirler. Böylelikle de o zaman şimdi kaçıncı seneniz oldu? Bir daha alayım. 3 sene oldu. Tam 3 sene oldu bu ay. O zaman şöyle bir kutlamayı hak eder diye düşünüyorum. Ben pastayı fırlattım. Pasta aldım. Şunun böyle bir mumu eksik. Mumu eksik hemen. Hocama. Ay çok teşekkür ederim. Etmeden olmazdı. Olmazdı. İmkanı yoktu. Hemen de yandı. Hemen de söndü. Çok rüzgarlı. Şu içeriye o kadar rüzgarlı ki inanılmaz. Benim bunu üfletmem. Ben çakma üflüyorum o zaman. Şuraya eğleniyorum. Ben abi şöyle yapacağım. Gidip içeride. İçeride üfleyip geliyoruz hemen. Arkadaşlar şey, içeride üfletip geleceğiz. Olmaz çünkü benim bunu üfletmem lazım. Şu an arkadaşlar içeri geldik. Neden? Çünkü bunu üfletmem bir şart. Gerekiyor. Ya çok teşekkür ederim. O zaman güzel bir dilek dileyin. Şöyle de hemen üfleyeyim. Biliyorum. Şöyle de gösterelim. Üfleyin. Diledim. Ben... Umarım hep beraber güzel nice senelerimiz olur. Nice seneler. Ay, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok öpüyorum kalbimden dolayı ama gönülden. Aynen öyle. Süper. Şimdi dışarı geri gidebiliriz. Daha yakın zamanda ne gibi çalışmalar planladınız? Yani şöyle, aslında bizim ağırlık olarak zaten tüm etkinliklerimiz düzenli devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu. Ama bunun dışında tabii ki işte bahsettiğim gibi doğum günü veya kurumsal etkinliklerimiz oluyor. Etkinliğimiz var. Bir şirket çalışanlarının anne ve çocuk olarak, ebeveyn çocuk olarak hep beraber sabun ve mum yapacağız. Aa, süper. Bayağı kalabalık bir grubuz. Ya 50 küsür kişi var. Süper. Aynen kalabalık öyle. Kalabalık daha da böyle keyifli oluyor. Çok daha eğlenceli oluyor. Çünkü ekip birbirini tanıyorsa, eğer arkadaş grubuysa ya da işte böyle bir şirket grubuysa kendi işlerine zaten inanılmaz bir enerjileri oluyor. Dedikoduları oluyor. Biz de onlara dahil oluyoruz açıkçası. Çok keyifli oluyor. Yani anne çocuk konsepti çok güzel. Evet. Genel olarak ebeveyn çocuk workshoplarımız da var zaten. Yine anne çocuk, abla kardeş, işte teyze yiyen vesaire katılabiliyor herkes. Ya o şekilde de hem çocuklarla bir bağ kurmak da aslında farklı bir etkinlikle bağ kuruyorlar. Hı-hı. O da çok keyifli oluyor bence ve özel oluyor en azından. Süper. Şimdi normalde İK'cıların sorduğu bir soru şekli vardır Aslı Hocam. Onu sorayım ben size. İletişimden sonra neden bu alana yöneldiniz? Evet. Aslında şöyle oldu. Çok fazla okuduğum bölüme dair bir şey yapmak istemiyordum. Açıkça söylemek gerekirse. Fakat okuduğum bölümden çok farklı bir şey yapmadığımı fark ettiğim bir dönem oldu yani. Şöyle ki ben kendi işimi yapıyorum evet ama stüdyo tamamen Instagram'la tanınan ve Instagram üzerinden ilerleyen ve büyüyen bir yer. Bu noktada da aslında Instagram'ı güzel ve verimli kullanmak çok önemli. Burada da aslında ben yeni medya mezunuyum. Yani sosyal medya yönetimi okudum.
aslında kendi işimi yapıyorum diyebilirim bir noktada. Çünkü benimle beraber mezun olan insanlar başka markaların ya da ajansların sosyal medya yönetim kısımlarına giriyor. Ben kendi markamı yönetiyor oldum. Sizin hem markanız var, hem de bunu yönetiyorsunuz. Evet, aynen. Öyle oldu açıkçası. Çok güzel bir kontrol. Evet, yani dolayısıyla sosyal medyada aslında burada tek kişilik dev kadro gibi bir şeyim. Yani fotoğraf çekiminden, post yayınlanmasına, içerik üretimine pek çok eğitimi veriyorum zaten burada yine. Bir de çok anlatıyorsunuz zaten iletişim de sizde. Evet, onun dışında zaten yani stüdyonun temizliğinden malzeme alışverişine işte ne bileyim aklınıza ne gelirse her şey ben de diyebilirim. Tabii ki ekip arkadaşlarımız var, eğitmenlerimiz var. Annem sağ olsun çok bana destek oluyor, yardımcı oluyor günlük işlerde. Ama genel olarak dediğim gibi çoğu şey bende. Olan sabunlarımızın yanına gidiyoruz. Evet, sabunlarımızı açacağız artık. Çok merak ediyorum nasıl çıktı. O simli olanlar var ya en çok onları merak ediyorum. Ben dikdörtgeni merak ediyorum. İki renk döktük. Şimdi asıl görmediğimiz ana tabana nasıl çıktı acaba? O da simliydi değil mi? O da simli evet. Belki altında toplanmışım. Çok merak ediyorum. Aynen. Hadi gidelim. Sabunlarımız hazır. Merakla şöyle bekliyorum. Göstereyim. Şimdi açacağız. Çok güzel parlıyor şu. Simli olan ben de çok merak ediyorum. Bu da simliydi. Evet. Simli. O da parlıyor. Tamam. Şöyle, şimdi ben bir tane göstereyim. Çünkü ilk yaptığımızdan başlayayım. Önce kalıbımızı esnetiyorum. Zaten kalıplarımız yatay olduğu için çok rahat çıkaracağız. Alttan hafif iterek kıvırıyorum. Çok güzel. Müthiş. Kokusuna da bakabilirsiniz. Evet, tamam. Tamam. Arkadaşlar, yalnız hem çok güzel kokuyor buralar. Çok güzel. Çok doğru bir sirli ve böyle şeker gibi çok güzel. Şimdi diğerlerini. Şunu en son yapayım. Sabunda kremalı zapraz değil de aynı öyle.
Oldu herhalde. Evet, kıvırabiliriz direkt. Aşırı güzel. Wow, işte bakın wow. Sim aşağıda. Bayıldım. Çok güzel oldu. Simler burada arkadaşlar. Çok 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 güzel oldu. Allah'ım. Bu benim favorim. Pembeyle yeşilmiş yani. Evet, çok güzel. Acayip güzel. Hiç beklemiyordum. Evet. Onu o kadar ya. Beklemiyordum. Evet. Şimdi buna bayıldığım için bunu açacağım. Bunun bu bence müthiş bir şey gelecek. Bu kalıp bir tık daha zor çıkıyor diğerlerine göre. Evet, süpersiniz. Evet, bakın. Wow. Çok orijinal olmuş. Çok güzel oldu. İnanamıyorum. Opak olması, bu opak mı diyoruz? Şeffaf olması. Allah'ım inanamıyorum. Çok güzel. Ben bunu kullanamam ki. İmkanı yok, kullanmam ben bunu. Kıyamıyoruz tabii. Kullanan var mı bunu ya? Kullanıyorlar ama genelde 3 sabun ya. Biri falan kullanılıyor çoğunlukla. Hangi birini kullanıyorlar? Muhteşem çok, çok oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar gördüğünüz muhteşem sabunlar yaptık. Benim favorim bu ama hiçbirini yani diğerinden ayırt edemem. O derece güzel sabunlardı. Biz sadece sabun yaptık. Siz sadece sabunu gördünüz burada, sabun workshopını. Ama muhteşem workshoplar da gerçekleşiyor burada. Aslı Hanım'a son bir söz vermek istiyorum. Ve kendisine aşırı teşekkür ediyorum. Bize bu zamanı ayırdı. Tüm stüdyoyu bizim için kapattı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum kendisine. Son olarak Aslı Hoca'dan da bir iki söz bekliyorum. Evet, ben teşekkür ederim öncelikle. Bizi de tercih edip geldiğiniz için. Evet, biz bugün sabun yaptık ama çok farklı etkinliklerimiz de var. Özel etkinlikler için bizi tercih edebilirsiniz. Hem stüdyomuzda hem sizin belirlediğiniz noktalarda farklı etkinlikler yapabiliyoruz. Merya Hanım'ın da kanalına takip etmeyi unutmayın. Böyle bir sürü öneri gelsin çünkü. Böyle önerileri bulmak, böyle yerleri bulmak aslında şu an daha zor. Çünkü çok lokal işletmeleriz aslında. Evet. Ne kadar sosyal medyadan yayılsak da en güzel reklam bence böyle bir kişinin size önerdiği reklam. O yüzden kanalı da takip edip bildirimleri açarsanız size böyle bir sürü güzel öneri videoları düşecektir. Bizim. Ve sonunda da güzel ürünlerle eve dönüyorum. Evet. Bu da ayrı bir keyifti. Güzel günlerde kullanırsın. Görüşmek üzere.